Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Evet. Çok teşekkür ederim. Dur şuraya. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu. Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Set kurumunun sorunlara çözüm üretmede ne kadar yetersiz olduğunu gösteren bir başka temel örnek. Fındık bu bölge için stratejik bir ürün. Çok sayıda aile, çok sayıda kişi ana gelir kaynağı olarak fındıkla geçiniyor. Dolayısıyla fındıkla ilgili özel politikaların geliştirilmesi zorunlu. 1935 yılında ilk Ulusal Fındık Kongresi toplanıyor ve 1938 yılında da Fisko Birlik kuruluyor. Bu çerçevede değerlendirdiğimizde Cumhuriyeti kuranların fındığı ne kadar önemli bir ürün olduğunu, bölge için ne kadar önemli olduğunu, birinci Ulusal Fındık Kongresi'nin toplandığını ve hemen arkasından üreticilerin korunması için 1938 yılında Fisko Birliği'nin oluşturulduğunu hep beraber biliyoruz, okuduk, konuştuk ve değerlendirdik. Üzerinde 3 aşağı 5 yukarı mutabakat sağladığımız konular şunlar. Fındık bahçeleri yaşlanıyor, bunların mutlaka yenilenmesi lazım. Ama yenileme sürecinde üreticinin bir kaybı olmaması için de özel bir desteğe ihtiyaç var. Fındıkta katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi gerekiyor. Bu bağlamda bir fındık Ar-Ge'sinin oluşturulmasını, özellikle üniversitelerde bunun oluşturulmasını, fındığı fındık olarak değil, işlenmiş ürün olarak ihraç edebilirsek çok daha fazla dövizin Türkiye'ye gelebileceği konusunda görüş birliği sağlandı. Ayrıca bir fındık kanunu var ama bu fındık kanunu yetersiz. Lisanslı depoculuğu, manavcılık dahil olmak üzere fındık ihtisas borsasını bir arada düşünüp mükemmel, bütün tarafların katılımıyla olgunlaştırılmış yeni bir fındık kanunun çıkması gerektiği konusunda da yine tarafların görüş birliği var. Bir endişe dile getirildi. Yabancıların fındık konusunda Türkiye'de tekelleşmesi. Bu endişe dile getirildi. Dolayısıyla üreticinin zarar göreceğini, bizim yerli sanayicimizin zarar görebileceği ifade edildi. Tekelleşme konusunda hem siyaset kurumunun hem odaların daha dikkatli bir politika izlemeleri gerektiğini de altı çizildi. Kısaca üzerinde mutabık kaldığımız görüş ifade eden arkadaşlarımızın düşünceleri bu bağlamda gerçekleşti. Saat 14'ten sonra da kapalı spor salonunda bir toplantı yapacağız. Orada da Türkiye'nin genel gündemine ilişkin görüşlerimizi medyayla ve ordularla paylaşacağız. Hepinize teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Teşekkür ederim. Tamam mı? Güzel. TRT yukarıdan çekilecek. Aşağı. Teşekkür ederim. Yok, orada çekmeyecek. Hoş geldiniz. Nasılsın? İyi misin? Sayın Başkanım. Nasılsın hocam? İyi misin? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Başkanım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hiç iyi değiliz. Hiç iyi değiliz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız? Çok şükür. Başkanım hoş geldiniz. Ceketinizi isterseniz. Ceketi alın, çıkaralım. Sayın Başkanım. Evet. Nasılsın, iyi misin? Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. İneklerimizi kaldırıyorlar. Ben dayanamıyorum. Başkanım, ineklerimizi kaldırdılar. Biz zaten ineklerle geçinen bir evet, insandık. Evet, evet. Çok zor durumdayız şu durumda yine. Ne yapacağımızı bilmiyoruz yani. Her İş yok. Yüzüne, bu yaştan sonra bir inşallah yapıyorum. Yok. Evet, evet. Çocuğun işi yok. Çocuğun tümür alındı dişinden.
okula gidiyor, tel takıldı. Birer bardak sütüne gidiyorlar. Sütüne gidiyorlar. Ayran içiyorlar. Başkanım. Eve geliyor. Evet, evet, falan ne olacak? İki ay sonra çıkarırlar işte. Hiç yani şu durumda var ya. İnek sahibi gerçekten mağdur. Evden bir çok iş alsınlar. Mağdur bu durumdayız. KBS yapacak. KBS'yi bizim yani düşüncemiz, gidiyor. Bizim düşüncemiz en iyi yerler bizim elimizde olduğu için bunlar şimdi bizi sıkıştırıp köylere gönderip elimizdeki yerleri alıp yerleşmek. Evet. Başka bir çareleri yok bunların. Az kaldı hiç merak etmeyin. Tamam hadi. Az İnşallah. Kaldı ama hadi yani daha da yanacak halimiz yok. Daha da yanacak halimiz yok. Nasıl? O kadar zor durumdayız. Zabıda gönder ya keseceğim. Bezvaya götüreceğim. 1 lira vermeyeceğim. Şu an 500 milyon ceza yedik şu an. Şu an 500 milyon ceza yedik. Ne nasıl ödeyeceğiz Allah bilir. 500 milyon nasıl ödeyeceksiniz ya? Allah bilir onu. Evet. Tuttular. Şeylere yine bizim ara yollara yine asfalt döktüler. Dediler ki ne bize asfalt parası verilmeyecek dediler. Bundan bir sıkıntınız olmasın dediler. Asfalt paralarını bize geçirdiler. Evet. Kendi kapılarının önüne de parke döşediler. Oralara da parkelere de şey yok. Bu şekilde o kadar mağdur ettiler ki bizi anlatamayız yani. Hem bu yola para veriyoruz hem yan yola. Bu şekilde olduk. O kadar kötü duruma düştük. Yanlarına gidiyoruz. Yanlarına gidiyoruz. Kapıdan geri dönüyoruz. İçeri girme şansımız sıfır. Yani görüşme şansımız sıfır. Diye. Başkanım, söyleyeceğim diye. Emlak vergisine sürekli zam geliyor. Bunu kim durduracak? Geçen de %130 yaptı. Şimdi geçen de ödedik. Bu sefer de %10 yapmış. Buna kim durduracak? Emlak vergisiyle ilgili daha önce yapılan değerlendirmeye zamanında itiraz etmek lazım. Muhtarlar meclisinde itiraz etmek lazım. Belki o itiraz kalktı. İnternete girdim. Başkanım internete girdim. Suyu, belediyenin suyunu araştırıp baktım. En fazla su parası ödeyen Karadeniz'de Ordu. En fazla. Ben notunu alacağım, geleceğim. En fazla Ordu ödüyor. Yani diğer şeylere, memleketlere karşı en fazla Ordu. Ordu susuz bir ülke değil. Değil, evet. Ordu'nun en büyük suyu. Tutmuşlar, kuyuların suyuna da şey takacağız diyorlar. Onu anlatmıştım size, hatırlıyor musunuz? Evet, kuyu sularına da para ödeyeceksiniz. Evet, başkanım. Tamam, tamam. Peki efendim. Peki, tamam. Oldu. Dolmalı iki arkadaşlar. Alçak kal. Başkan efendim. Harika, harika. Yetiyor bu kadar herhalde değil mi? Güzel. Ana. Güzel. Fena değil herhalde ya. Güzel, güzel. Bir saniye bakalım. Tam olmamış galiba değil mi? Yok olmadı, olmadı. Yani, Ağustos'ta hasadık ya. Evet. Ağustos'un başında. Evet. Kaç tane ağaç bize doğdu? Şimdi ağacı şey olarak da bizim ocaklarımızda 10 lira. Siz bozuyorsunuz. Tamam. Ekler yaptınız. Tamam, yok. Şapkayı, tamam mı? Sana geçiyor Okan Bey. Okan. Şapkayı sana armağan ediyorum. Bence iyi yapmıştı. Güzel, güzel. Evet. Peki, hadi hoşça kalın. Sağ olun. Başarılar dilerim. Sağ olun. Şimdi. Tamam. Merhaba, nasıl? Hoş geldiniz. Hoş gördüm. Dilediğiniz kadar. 5 saat. Ne kadar istersiniz? Ama 5 saatlik konuşma hakkı geldi. Mahvoldunuz. Şimdi değerli dostlarım.
Hepinize afiyet olsun. Aslında normalde örgüt toplantılarına, yani yerelki toplantılarına katılmıyorum, katılamıyorum. Başka alanlara gidiyoruz ama bugün bir toplum yaptık. Dolayısıyla sizlerle beraberiz. Sizlerle beraber olmaktan onur ve gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Fındığın bu bölge için ne kadar önemli olduğunu ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Aslında Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşlarımız biliyor. Fındık bu bölgenin stratejik ürünü. Yani ikinci ürün buradan yetişiyor. İkinci ürün bizim anladığımız anlamda bir aileyi, bir toplumu, bir kitleyi, bir dili geçirilebilecek türler ikinci ürün bu. O zaman fındık stratejik ürün olarak bölgede yerini almış vaziyette. 1935 yılında, 1935, Cumhuriyeti kuranlar birinci fındık ulusal kongresini yapıyorlar. 1938 yılında FİSKO Birliği kuruluyor. Ama 1938'de kurulan FİSKO Birliği 2016 yılına kadar beklediğimiz yararı maalesef sağlayamıyor. Çünkü sıcak siyaset bir aile diyor, yöneticiler alınıyor, yönetmen alınıyorlar, kaynak ayrılıyor. Dolayısıyla yönetici korunmuyor. Peki biz CHP olarak ne yapacağız? CHP olarak madem ki fındık stratejik bir ürünü diyoruz. Madem ki fındık 7-8 milyon ailenin temel geçim kaynağıdır diyoruz. O zaman fındık için özel bir politika geliştirmemiz lazım. Bunun için bir fındık yasasının çıkması gerekiyor. Var olan bir yasa var ama bu çok yetersiz. Öncelikle üreticiyi koruyacağız. Fiyat istikrarını sağlayacağız. Yani bir yıl 15 lira, herkes yıl 8 lira gibi bir rakam ortaya çıkmamalı. Daha düzenli, daha dengeli bir yapının fındık üretiminde olması lazım. Böylece hem üretici korunacak, hem fındığı kullanan sanayici de bundan yararlanmış olacak. Çünkü sanayici de bir yıl 8 liradan fındık alıp, ertesi 15 liradan alıyorsa, onu da bütün hesaptan altmış oluyor. Yapmamız gereken lisanslı depoculuk. Bunun özel bir yasasının çıkması lazım. Ve bu yetmiyor. Bir ihtisas borsasının, yani fındık ihtisas borsasının bunun paralelinde kurulması lazım. İkisinin beraber iş birliği içinde bu işi götürmesi lazım. Üretici götürmeli, fındığı oraya teslim etmeli ama bir gelir güvencesi, asgari bir gelir güvencesinin olması lazım. Eğer fiyat yükselirse aradaki farkı yine üretici alabilmeli. Dolayısıyla asgari bir gelir güvencesi ki buna taban fiyat adı verirsiniz olması lazım. Ayrıca devletin bazen diyorlar devlet müdahale etmesin. Fındık üreticisi yani tarımda devlet dünyanın her tarafından müdahale edilir. Üretici koymak ister. Dolayısıyla fındıkta da bir taban fiyat olmalı ve fındık fiyatı o taban fiyatın altına asla düşmemeli. Devlet orada müdahale etmeli, doğru koyabilmeli. Eğer yükselirse depodan fındıklar altına demeli, yine makul fiyat içerisinde onların tamamı, yani dengenin tamamı sağlanabilmeli. Bölgede fındık konusunda ikinci önemli bir sorunumuz daha var. Bugün konuştular, özellikle Giresun'dan örnek verdiler, fındık verimliliğinde, fındık bahçelerinin verimliliğinde ciddi bir düşüş var. Yani ağaçlar yaşlı. Peki yeni ağaç ekmek gerekiyor mu? Evet, yeni ağaçlar ekmek gerekiyor. Ama bir ağacı kesip yerine yeni ağaç ektiğinizde peki yeni ağacın verim vermesi için bir süreye gerek var. Dolayısıyla üretici burada yeni kaybına oluyor. O zaman yapmamız gereken şu, devlet fındık bahçesini yeni yerlere belli bir süre ürün verinceye kadar gelir güvencesi sağlamak zorunda. Gelir güvencesi sağladığımız zaman o zaman üretici rahat bir şekilde kendi fındık bahçesini yenileyebilir. Bunu da yapılması lazım. Bir başka önemli nokta. Fındık ekim alanlarının sınırlandırılması lazım. Yani her önüne gelen bölgede, Türkiye'nin bölgesinde fındık ekmek lazım. Bazı bölgeler var ki ikinci, üçüncü ürün alabilirsiniz. Ama Karadeniz'de fındık dışında başka bir ürün elde etme şansınız maalesef yok. O açıdan devletin bu alanda daha kontrollü gitmesi gerekiyor. Bir başka önemli nokta. Fındığı çuval çuval ihraç ediyoruz. Eskiden fındığı kabuklu ihraç ediyoruz. Şimdi işliyoruz, içini ihraç etmeye başlıyoruz. İyi de fındığı neden
birinci, ikinci, üçüncüye işledikten sonra ilan ediliyor. Fındığı özellikle sanayide kullanan sanayi sektörüne özel teşvikler vermesi lazım. Çikolata sanayi, şekerleme sanayi, kim fındık kullanıyorsa bu alanda onlara özel teşvik vermesi lazım. Özel teşvik vermeli ki biz fındığı kendi içimizde kullanalım, elde ettiğimiz katma değeri yüksek ürünü dışarıda daha rahat direnç edebilirim. Hem sanayici kazanacak, hem aradaki tüccar kazanacak, hem de fındık üreticisi kazanacak. Eğer ürünü kendiniz işler ve bu çerçevede bir çalışmayı sonlandırabilirsiniz. Bu bağlamda üniversitelerle fındık üreticilerin işbirliği yapması lazım. Üniversiteler yeni ürünler, yeni mağdurlar bulmak zorunda. Gıda mühendislerinin bu konuda çalışması lazım. Eğer yeterli teşekkür verebilirse emin olun fındık hem damak zevkimize uygun, hem yeni tatların arayışında daha güzel ürünler ortaya çıkacak ve bulunacak ve dolayısıyla kendi içimizde de tüketimi yapacağız. Yeni ürettiğimiz ürünleri de yurt dışına satmış olabileceğiz. Biz bugün 2,5-3 milyar lira civarında fındıktan bir gelir elde ediyoruz. 2,5-3 milyar lira bir geliri 10-15 milyara çıkarmak mümkün. Eğer dediğimiz katma değeri yüksek ürün fındıkta üretebilirsin. Onun için üniversitelerde işbirliği çok ama çok önemli. Alan teşviği var. Bugün aşağı yukarı fındığa taraf olanların tamamı üreticinin doğrudan teşvik edilmesini istedi. Doğrudan üretici teşvik edilmeli. Bu da çok önemli. Üretici doğrudan teşvik edilirse Ankara'da İstanbul'da oturanlar değil de doğrudan kendi fındık bahçesinin başında olan ve üreten gerçekten onunla geçimini sağlayan aileler daha ciddi bir teşvik almış olabilecekler. Hatta bir başkanımız dedi ki ben avukatlık yapıyorum, bana da teşvik veriyor ama ben üretim başında değilim. Teşviği üretim başında olan almalı ki bahçeye bakabilmeli, verimliliği artırabilmeli. Dolayısıyla bunun artılarından üretici büyük ölçüde yararlanabilmeli. Bir başka konu değerli arkadaşlar. Kısaca orada ne işi? Değil kısaca. Teşvik verilirken üreticiye veriyoruz. Sadece üreticiye mi? Hayır. Sanayiciye de veriyoruz. Hangi sanayiciye? Fındığı işleyen sanayiciye vereceğiz teşvik. Başka ne yapacağız? Üniversiteler yeni ürünler ortaya koyacaklar. O yeni ürünleri de sanayici bizim tüketebileceğimiz gıda maddesine dönüştürebilecek. Ve herkesin üzerinde bu tabu kaldığı bir konu daha. Psikobilim. Psikobilim kan kaybediyor. Oysa 1938'de kurduğumuz psikobilim bütün fındık üreticilerin haklarını koruyordu. Onların ürünlerini alıyordu, ürünlerini satıyordu, pazarlıyordu. Dolayısıyla üretici mağdur duruma düşüyordu. Psikobilim yasası da tepeden tırnağa yeniden yapılmalı, fındık kanunuyla beraber ele alınmalı. Dolayısıyla psikobilim eski görkemli günlerine kavuşturulabilir. Eğer bunu yapabilirsiniz, bize diyorlar da, efendim bu fındık konusunda ne yapacaksınız? Fındık konusunda her şeyi yapacağız. Her şeyi yapmak zorunda. Sadece fındık değil. Bakın, Zonguldak'a gidin, orada da kömür soruyor. Onların da tek geçim kaynağı var, kömür. Rize'ye gidin, tek geçim kaynakları var, çay. Ama izlenen politika, tüklüğü nasıl bitirdiyse, pamuğu nasıl bitirdiyse, şeker pancarı için bitirmeye çalışıyorlar, fındığı da bitirmeye gidiyor. Buna dikkatinizi çekiyor. Hırgıyla bitirmeye göre. Bu konuda özellikle Karadeniz'in çok duyarlı olması lazım. Bizim tütünümüz var mı? Dünya çapında niye yok şimdi? Pamuğumuz var mı? Dünya çapında niye yok şimdi? Fındığımız var. Fındığı şimdi yabancı tekerlere teslim etmek istiyorlar. Tütünü teslim ediyor. Fındığı da yabancı tekerlere teslim etmemiz gerekiyor. Kendi sanayicimiz var. Yani fındık üreticisinin alın terinin üzerine birilerinin saltanat kurmasına izin vermemeliyiz. Eğer fındık üreticisinin alın terinin üzerine birileri saltanat kuracaksa en büyük kaybı yaşayacak
olanlar fındık üretimine. Hani yıllarını veren, çoluk çocuğunu oradan elde ettiği gelirle okutan, ömrünü veren insanların emeklerinin heba olmaması lazım. Bunun için hep beraber duyarlılığımızı korumamız gerekiyor. 5 saatlik konuşma süren kaldı. Başkanım da söyledi ama hepiniz yemek yiyorsunuz, hepiniz afiyet olsun, hepiniz sağ olun, var olun. Hepinize hepsini söylemek istiyorum. Ülkemi seviyorum. İnsanımı seviyorum. Hangi görüşler olursa olsun. Hangi inançlar olursa olsun. Hangi kimlikler olursa olsun. Bütün insanımı seviyorum. Herkese hizmet etmek istiyorum. Biz ülkeyi Mustafa Kemal Atatürk'ünde değil, çağdaş yurdanlık düzeyinin ötesine taşımak istiyorum. Fındık üreticisinin memnun olduğu, şeker üreticisinin memnun olduğu, çikolata üreticisinin memnun olduğu, ihracatımızın büyüdüğü, üzüm üreticisinin memnun olduğu, bir Türkiye'yi, bir dünyayı yaratmak istiyorum. Yani herkesin huzur içinde yaşadığı, tanımasak bile sokakta birbirimize güler yüzle davrandığımız, birbirimize selam verdiğimiz bir Türkiye inşa etmek istiyorum. Kadının horlanmadığı, insanların horlanmadığı, hiç kimsenin ikinci sınıf yurttaş kabul edilmediği, tam demokrasinin olduğu, herkesin düşüncesini özgürce ifade ettiği bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Yani Cumhuriyetimiz vaadi var ama Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmazsanız bir yere varamazsınız. Demokrasiyle taşlandırdığımız zaman fındık üreticisinin yüzü gülecek. Çünkü o hakkını isteyecek. Tütün üreticisinin yüzü gülecek. O da hakkını isteyecek. Sanayici mutlu olacak. Daha fazla istihdam sağlayacak. Dolayısıyla hayatın her tarafına güzelliği taşımış olacak. Özellikle tek cümle söylemek gerekirse kendi ülkemizde insanca yaşamak istiyoruz. Ve bunun mücadelesini veriyoruz. Bu mücadeleye destek vermek sadece benim değil. Sadece sizlerin de değil. Bizimle aynı dünya görüşünü paylaşmayan bütün insanların ortak görüşü olmak zorunda. Bunun mücadelesini gelin her birbirine verelim ve çocuklarımıza insanca yaşayabilecekleri bir Türkiye'yi emanet edelim.